Wir werden jetzt gleich über die zentrale Rolle der Frauen sowohl bei der Frauenbefreiung, aber auch bei der gesellschaftlichen Befreiung insgesamt reden. Und dazu wird uns Sara Aktaş einen Beitrag liefern. Ben de öncelikle Kongre Ajnen Azat Özgür Kadın Kongresi adına hem kapitalist moderniteye meydan okuyan Sayın Abdullah Öcalan'ın Öcalan'ı hem de buradaki tüm değerli katılımcıları selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Konu başlığım Sayın Abdullah Öcalan'ın öncülüğünde geliştirilen alternatif modelde kadın özgürlüğünün merkezliği. Umarım bu kadar kısıtlı bir sürede yeterince aktarabilirim sizlere. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kürt kadınlarının özgürleşmek için yürüttükleri mücadele aslında giderek onları güzelleştiriyor, etkili ve tanınır kılıyor. Bugün burada belki de izlediğimiz YPJ savaşçılarının dinlediğimiz ve izlediğimiz sözleri bize bunun en etkili, en çarpıcı örneğini gösterdi. Elbette Kürt kadın hareketinin tarihsel gelişimi mevcut düzene aslında kökten karşı olduğunu gösteriyor. Bu açıdan Kürt kadın hareketi kendi kimliğini ve duruşunu erkek egemen ideolojiye, devletli uygarlığa, o uygarlığın bütün asimilasyon ve inkar politikalarına yönelttiği radikal ve köklü eleştiriler üzerinden şekillendirmektedir. Kuşkusuz kadınların bir halk hareketi içerisinde özneleşmesi, ne kabul gören ve sürekli beslenen toplumsal cinsiyet rollerini de aşamalı olarak dönüşüme uğratması, bu anlamda hem bir halk hareketi için hem de bir kadın hareketi açısından devrimci bir enerjiye dönüşmesi, bir güce dönüşmesi öyle kolay olmamıştır. Bu anlamda bu mücadeleci kadın profilinin açığa çıkmasında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın felsefesinin, paradigmasının, ideolojisinin ve perspektifinin çok belirleyici düzeyde etkisi olmuştur. Hepimiz kabul eder ki, yaşadığımız hayat aslında şunu da gösteriyor bize. Her olay ve olgu içinde bulunduğu tarihsel, toplumsal ve mekansal koşullarca belirlenir. Bu nedenle hem Kürt özgürlük hareketini hem onun içinde şekillenen Kürt kadın hareketini anlamak biraz da içinde şekillendiği koşulları aslında daha iyi anlamakla mümkündür. Bu bakımdan 1970'li yıllar Kürt özgürlük hareketinin ortaya çıktığı ve aynı zamanda aslında Kürt kadın hareketinin de şekillenmeye başladığı yıllardır. Aynı yıllar Kürtler açısından inkar, imha ve asimilasyon politikalarının zirve yaptığı yıllardır. Kürt halkının tarihiyle olan bağlarının kopartıldığı, kendi gerçekliğine yabancılaştırıldığı, tarih bilincinin karartıldığı ve kendisi dışında bir şeye dönüştürüldüğü yıllar olarak da nitelendirebiliriz. Bu bakımdan Kürtlük etrafında örülen çember aslında kendisine dair tüm değerlerin yok edildiği bir çemberdir. Bu koşullarda Türkiye'deki Kürt gençliği, yine Kürdistan'ın kuzeyindeki Kürt gençliği hem dünya koşullarında hem de Kürt toplumunun içinde bulunduğu sosyoekonomik koşulların bir tahlilini yaparak 70'li yıllarda ulusal kurtuluş için mücadele etme kararı aldılar ve bunun mücadelesini vermeye başladılar. Bu arayışın sonucunda Kürt halkının sömürgecilik koşullarında parçalanıp yok edilmeye çalışılan kişiliğinin ancak kararlı bir direnişle yeniden kendi ifadesine kavuşabileceğine inandılar. Yaşam hakkının, ulusal kimliğin, kültürün tamamen reddedildiği bir ülkede legal yöntemlerle mücadele vermenin mümkün olmadığına ve bu yolların tıkalı olduğuna inanan Kürt gençleri, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın öncülüğünde Kürt Özgürlük Hareketi'ni başlattı ve Kürt toplumunu yeniden diriltme, yeniden ayağa kaldırma mücadelesine giriştiklerini ilan ettiler. Bu açıdan Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt halkı için sadece
sömürgeciliğe karşı savaşan bir hareket değildir kesinlikle. Varlığı tamamen yok sayılan bir halkın doğuş, direniş tarihi olarak da nitelendirilebilir. Birinci olarak Öcalan, Kürt halkının mevcut durumunu etrafındaki dünyadan, o dünyanın ilişki ve çelişkilerinden, genel ideolojilerin politikalarından kopararak ele almadığı gibi, Kürt halkının kendi içindeki çelişkilerden ve kendine özgü diyalektiğinden de kopararak ele almamıştır. Yine ikinci olarak Orta Doğu'nun en kadim halklarından biri olan Kürtlerin köksüz ve tarihsiz olmadığı gerçeğinden yola çıkmıştır. Dolayısıyla bu duruma getirilmiş bir halkın tarihini açığa çıkarmak için hem dış güçlerle, dış egemen güçlerle hem de iç kölelik ve gericilikle mücadeleyi esas almıştır. Üçüncü olarak Öcalan Kürt halkının varlık sorunuyla daha çok ilgili olmuştur. Çünkü ortada varlık olarak kabul edilmeme durumu vardır. Varlık olarak kabul edilmeyen bir halk gerçekliği var. Nitekim Kürt Özgürlük Hareketi'nin de çıkışı aynı zamanda kendi köklerine bir yolculuk, kendi köklerini açığa çıkarma mücadelesi ve savaşımı olarak kendini göstermiştir. Aslında bu temel vurguların ışığında bu hareketin tarihi incelendiğinde sadece bir özgürlük hareketi değil, aynı zamanda toplumsal bir inşanın da bu hareket çerçevesinde gerçekleştiği görülecektir. Nitekim bu hareketin çatısı altında Kürt toplumunun içselleştirdiği, kendisine verili olarak dayatılan her şey ve yaşamın her zerresi sorgulanmış ve yeniden anlamlandırılmıştır. Zira Kürt Özgürlük Hareketi'nin gündemini ilk çıkış anından itibaren sadece ulusal kimlik mücadelesi oluşturmadı. Aynı zamanda hak arayışı, özgürlük, örgütlenme, demokratik değerler, ahlaki normlar, politika, biraz yavaşlayın lütfen. Öz savunma, toplumsal cinsiyet, aile, kadın özgürlük problemi gibi toplumsal her sorun ilgilendirmiştir diyebiliriz. Yani bir özgürlük hareketi olarak Kürt hareketinin tarihi toplumsal inşa kadar özgür kişilikler, yani özgürlük arayışçısı kadınlar ve verili erkekliğini öldüren erkekler yaratma tarihidir de diyebiliriz. Kürt özgürlük hareketinin daha ilk çıkış anına döndüğümüzde bu temel üzerinden bu hareketin sömürgecilik, kapitalizm, feodalizm, aşiretçilik, din, aile ve katı gelenek ve göreneklerle kadınlığa dair her şeyi elinden alınan, yine sömürgenin sömürgesi konumundaki kadınlara, yani katmerli bir köleliğe mahkum edilmiş olan kadınların özgürlüğü sorununu başat olarak ele aldığını görebiliriz. Özgür kadın olmadan özgür toplum olmaz şiarı daha ilk doğuş yıllarından itibaren özgürlük hareketinin gündeminde öncülüklü, özgür kadın olmadan özgür toplum olmaz şiarı daha ilk doğuş yıllarından itibaren özgürlük hareketinin gündeminde öncelikli yerini almıştır. Bu bakımdan Kürt özgürlük hareketinin tarihi aynı zamanda Kürt kadının kendini yeniden yaratma tarihidir de diyebiliriz. Özgürlük hareketiyle Kürt toplumunda birçok geri değer yargısı tartışılmaya açılmış, sorgulanmış, kadınlar kendilerine rava görüleni reddetmiş, mevcut toplumsal dokudaki gerilikleri parçalayarak bir dönüşüme yol açmışlardır. Öyle ki evinin kapısından dışarıya adımını atamayan kadın, erkeğin belirlediği sınırların dışına çıkamayan kadın, evinden dışarıya çıkmış, kapitalist sisteme meydan okumuş, özgürlük istemiş ve bunun için meydanları doldurmuş, toplumu dönüştüren devrimci bir enerjiyle mücadeleye atmıştır. Kuşkusuz bu devrimsel sürecin gelişmesinde Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın kadın özgürlük problemini stratejik olarak ele alması kadar bu temelde geliştirdiği ideoloji, felsefe ve paradigma oldukça belirleyici bir rol oynamış ve bu problemin merkezi kılınmasını sağlamıştır. Birinci olarak Öcalan cinsiyet sömürüsünü sınıfsal sömürüden de ulusal sömürüden de daha köklü ve daha uzun bir süreci kapsayan
toplumun her zerresine sinen bir sömürü olarak görür ve şöyle der. Kadın köleliğin derinliği kadar tarihinin karanlıkta bırakılmış olması da toplumda yükselen hiyerarşik ve devletçi iktidarla yakından bağlantılıdır. Kadının köleliğe alıştırılmasıyla hiyerarşiler kurulmuş, toplumun diğer kesimlerinin kölelik yolu açılmıştır. Erkeklerin köle olması kadınların köle olmasından sonradır. Cins köleliğinin sınıf ve ulus köleliğinden farklı yönleri de vardır. Meşrulaştırılması ince ve yoğun baskılarla birlikte duygu yüklü yalanlarla sağlanır. Biyolojik farklılığı köleliği için gerekçeymiş gibi kullanılır. Bu bağlamda Öcalan kadının köleleştirilmesini ve baskı altına alınmasını ilk karşı devrim olarak nitelendirir. Bunu ise hiyerarşik toplumun ilk kurbanı ana kadının evcil düzenidir tespitiyle ortaya koyar. Ardından bağlantılı olarak kadın özgürlüğünün iki büyük kırılma yaşadığını ortaya koyar. Birinci kültürel kırılmayı daha çok köleci devletlerin doğuş aşamasında tanrıça inanla iştar kültüründe gözlemlerken, ikincil büyük kırılmayı ise tek tanrılı dillerin doğuşuyla gözlemler. Bu bakımdan dinin erkek egemen sistemi meşrulaştıran ideolojik argümanlar bütünü olduğunu ortaya koyar ve vurgular. Öcalan bu kırılma süreçlerinin kadın açısından özgürlükten düşüş, aynı zamanda toplumsal özgürlüklerden de düşüş anlamına geldiğini ifade eder. Bu durumu ise direkt iktidar olgusuyla bağlantılı bir şekilde ele alır. Zira ona göre ana kadın kültürü, kadın tanrıça kültürü kavramlarıyla da ifadelendirilebilecek olan doğal toplum döneminde, yani devlet öncesi toplumsallaşma döneminde kadın kültürü bir toplumsal değerler ve özgürlükler bileşkesidir. İkinci olarak Öcalan cinsiyet özgürlüğü sorununun temel bir sorun olarak insanlığın gündeminde olmasını öncelikle erkek egemen sistemin kurumsallaşma düzeyiyle bağlantılı olarak ele alır. Bu nedenle sorunu salt kadın erkek ilişkisi düzleminde kalan bir sorun olarak görmez. Tamamen erkek sisteminin dönüştürülmesiyle ilgili ve ilişkili olarak görür. Mevcut erkek egemen sistem içinde kadın ve erkek özgürlüğünü mümkün görmez. Çünkü cinsiyetçilik toplumsal zihniyetten kültüre, kurumlaşmalara, ahlaka ve tüm disiplinlere hakimken cinsiyet sömürüsünü bunlardan koparıp salt kadın erkek ilişkisi düzlemine çekmenin sorunu darlaştıracağını düşünür. Bu anlamda cinsel sömürüyü merkeze koyarken diğer hiçbir sömürü biçiminden de kopuk ele almaz. Zira Öcalan kadının ezilmişliğinin aşılmasını, kadının kurtuluşunun olmazsa olmazı olduğuna yoğun vurgular yapar. Sorunu salt biyolojik olarak ele almaz. Kadının şahsında bir toplumsal kültür temelinde ele alır. Buna göre kadın cinsinin baskı altına alınması ideolojik ve kültürel bir yönelimdir. Aşılması da yine ideolojik ve kültürel bir mücadeleyle mümkün olacaktır. Bu temelde erkek egemen ideolojiye karşı kadın özgürlük ideolojisiyle kapitalizmi aşarak silahlanıp mücadele edilmelidir. Erkek egemen iktidarcı zihniyete karşı kadının özgürlükçü doğasal zihniyetini yetkin kılıp öncelikle ideolojik anlamda kazanmayı iyi bilmek, tam sağlamak gerekir demektedir. Unutmamak gerekir ki geleneksel kadınsı Unutmamak gerekir ki geleneksel kadınsı teslimiyet fiziki değil toplumsaldır. İçerilmiş kölelikten gelir. O halde öncelikle ideolojik anlamda teslimiyet, düşünce ve duygularını yenmek gerekir. Şu an çevireceğim.
Wie bitte, was ist los? Ist das zu schnell? Okay. Theorie Pneusch. Es gibt wohl Probleme mit der Übersetzung. Ich glaube, ins Englische. Tamam. Yine üçüncü olarak Öcalan, esas olarak toplumun kurtuluşunun kadının kurtuluşu anlamına geldiğinin altını çizerek asıl farklılığını çözüm perspektifinde ortaya koymaktadır. Bu kurtuluş perspektifini ise erkek egemen sistemin bütünlüklü olarak reddederek ve onu dönüştürmekten geçtiğini ifade eder. Yani bu bakımdan asıl kurtuluş perspektifi, asıl çözüm perspektifi erkek egemen sistemin bir bütün olarak reddinden geçer diye ortaya koymaktadır. Bu yönüyle cinsiyet özgürlüğü ya da kadın özgürlüğü söz konusu olduğunda erkek egemen sistem içinde bir çözümün sağlanamayacağına da yoğun bir şekilde vurgu yapmaktadır. Bu sistemin eril karakterine ve tüm yapılanmalarının bu eril karakter üzerinden dönüştürülmüş, oluşturulmuş olmasından kaynaklı bu sistemin bir bütün reddinin kadın özgürlük problemi açısından en temel perspektif olacağını ortaya koyar. Tam da bu nedenle kadının bizzat kendi demokratik araç, örgüt ve çabasını sergilemesi gerektiğini ortaya koyar. Yani genel bir toplumsal özgürlüğün kadın özgürlüğünü direkt sağlayamayacağını, daha çok kadın özgürleştikçe bir toplumun özgürleşebileceği perspektifini ortaya koyar ve bunun için özgün bir örgütlülüğün, özgün araçların yaratılması gerektiğinin önemine vurgu yapar. Bu temelde Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın felsefesinin kadın özgürlüğünü merkezi kıldığını belirtebiliriz. Bu temelden hareketle Öcalan öncülüğüyle kadın özgürleşme sorununa ideolojik politik anlamda Kürt hareketi giderek artan düzeyde bir önem atfetmiştir. Yine Kürt Halk Önderi Öcalan'ın öncülüğünde bir kadın bilimi olarak jinoloji önerilmiştir. Bununla amaçlanan ise kapitalist modernitenin yapısal krizine çözüm olarak yine Öcalan'ın geliştirdiği demokratik uygarlık ve demokratik modernite paradigmasına kadın hareketinin öncülük etmesidir. Bu bakımdan jinoloji her şeyden önce erkek egemen ideolojinin reddiyesi üzerinden şekillenmektedir. Zira birbirinin değirmenine su taşıyan tüm kurumsallaşmaları ve disiplinleriyle esasda erkek egemen ideoloji kadın varlığına saldırmakta, onu varlıksal olarak, ontolojik olarak reddetmektedir. Bu reddiye esas ve ilk olarak düşünsel alanda kurgulanırken, kadın olmak ise artık kendisi dışında kendisi olmayan her şeyle adledilmeye başlanarak erkek aklının bir metaforuna dönüştürülmüştür. İşte jinoloji tartışmalarıyla eril paradigmaları aşmak için kadın paradigma kuruluşunu alternatif bilim temelinde yaratmak, kadının ne olduğunun, ne istediğinin, kadının evren yorumunu, kendi doğasını, tarihini, aydınlatma işini yalnızca kendisinin gerçekleştirebileceğine olan bir inanç ortaya konulmaktadır. 21. yüzyıl kadın devrimine öncelik vermeyi şart kılıyor. Ya yaşam ya barbarlık sloganı bu devrimi dayatıyor der Öcalan. Nitekim sistem reformla düzelme şansını çoktan yitirmiştir. Nasıl ki kadın köleliği en derin kölelik ise kadın devrimi de en derin özgürlük ve eşitlik devrimi olmak durumundadır. Kadın devrimi hem kuram hem de eylemde en köklü çıkışları gerektirir. Belirlemesiyle de kadın hareketinin demokratik modernitenin öncü gücü olduğunu belirtir.
sistemin reformla düzelemeyeceği değerlendirmesiyle feminist hareketlerin de aslında sorunsal alanına dikkat çeker. Jinoloji tartışmaları sistemin reforme edilmesinin ötesine geçmeyi hedefler. Kadın devrimini şart kılmayan alternatif hiçbir mücadele biçiminin aslında sonuç alamayacağını ve güçlü bir mücadele perspektifine sahip olamayacağını ortaya koyar. Bu bakımdan Öcalan, kadının özgür olmadığı hiçbir hakikatin hakikat olamayacağını ve kadın sorununu çözemeyen hiçbir yöntemin de doğru yöntem olmayacağını belirtmiş olur. Sonuç olarak diyebilirim ki, Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi, 40 yıldır kapitalist modernitenin bütün iktidar alanlarına ve geleneksel toplum cinsiyetçiliğine karşı sergilediği direnişçilik, geliştirdiği kitlesel mücadele ve örgütlenme ağı ile erkek zihniyetinin kahramanlığını ilan ettiği alanları çoktan azaltmayı başarmıştır. Bunun en çarpıcı örneği ise Kürt Kadın Hareketi'nin geldiği düzey itibariyle kapitalist modernite güçlerini temelden sarsarak bunlar için tehdit oluşturan Rojava devriminde üstlendiği öncülük misyonudur. Nitekim Rojava'da, Kobane'de söylem ve pratik birlikteliğiyle Öcalan'ın geliştirdiği özgürlük paradigmasını esas alan kadınlar toplumsal dönüşümlerde demokratik ve özgürlükçü bir rol üstlenerek kapitalist modernitenin en vahşi saldırılarına karşı durmayı başarmışlardır. Rojavalı Kürt kadınları her alanda özneleşerek kendi geleceklerini hem belirlemekte hem de yaşanan devrimsel sürecin inşacısı ve öncüsü olmaktadırlar. Bu yönüyle politik özneler olarak özgürleşme iddiaları ve stratejileriyle sadece Rojavalı kadınların da değil, Orta Doğulu tüm kadınların özgürleşme umudu ve iddiasını taşımaktadırlar. Teşekkür ediyorum. Vielen Dank. Auch vielen Dank dafür, dass bisher alle Referentinnen ihre Zeit sehr gut eingehalten haben.